Adana köprü başı, otur saraya karşı, otur saraya karşı. Teyze, patates sever mi? Attır mı taş yine be? Gel beraber gezelim. Ne güzel, daha güzel. Hemen mi gideyim? Sana ne? Sana mı kaldı tasası? Yok, bana kalmadı da. Eğer eve gidiyorsan filelerini taşıyayım diyecektim, biliyor musun? İyi. Madem hamallık edeceğim diyor, al buyur. Taşı o vakit. Para falan istersen vermem ha, ona göre. Yok be kızım, senden para isteyen kim? Para senin için köpeğin ya. Çekil lan, çekil lan kız. Fabrikadan mı? Başka nereden olur bu saatte? Doğru diyorsun. Kız Pakize, ben var ya ne vakit fabrikaya gitsem, sen her gördüğümde içimden şey diyordum. Lan ne bilekli, ne yiğit karı. Hanım diyordum. Ya. Ya. Bayan kısmısı tabi biraz narin oluyor. Hani öyle ensesine vura ekmeğini al misali, anlıyor musun? Ama sen öyle misin ya? Lan bana bak. Ha. Sen bana asılıyor mu yoksa? Asılmak? Yok bacım, tövbe. Yani senin gibi namus ehli birine asılmak kimin adına düşmüş, öyle değil mi? Beni o gönlünü eğlendirdiğin karılar gibi zannetme. Şaplığa kodun mu dümbele şaşarsın valla. Ver şunları. Buyur. Vur bakalım, vur. Senin vurduğun yerde de gül biter. Canım benim. Selamun aleyküm hafız. Aleyküm selam. Muhterem. Ne oldu ki bizim nevaleler? Nevaleler? Senin nevale alasın diye çarşıya göndermedik mi? Abo! Nevaleler. He. Ya hafız doğru diyorsun. Sen beni gönderdin göndermesine de. Bende hiç para kalmamış. Ne vakit yedin ki 100 lirayı? Ekmek musab çarşısını yemedim kardeşim. Beni bilin. Ne oldu ki paraya? Düşürmüşüm. Ulanmış abi. Gördün mü ya? Ne yapacağız şimdi? Al. Bak bu benim son 100 liram. Eğer bunu da düşürürsen bir daha buraya geleyim deme sakın. Tamam hafız, sen hiç merak etme. Ben gidip nevaleleri alayım. Üstünü getir ha. Ulan yine oğlu. Var mı öyle zal oğlunun kesesinden yiyip içmek ha? Yıllarca ben seni doyurdum. Şimdi sen beni doyur bakalım. İnek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Abdül, bana bir tane demli yapan mı ya? Ha? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Etrafa sorup soruşturdum. Şükür seni burada buldum kardeş. Hayırdır abi? Ya kardeş, senin bu Zinhar Hoca'nın söylediği yeri ben kazdım, kazdım. Hiçbir şey çıkmadı. Ben acaba hocanın dediğini yanlış anlayıp da yanlış yeri mi kazdım? Ne oldu?
Sana yemin ediyorum öyle olmuş yani. Yanlış anlamışsın sen tabii canım. Ya onun adı üstünde Zinar Hoca. Yani onun söylediği yer kesindir, biliyor musun? Ya kardeş, sen beni bir daha götürsen Hoca Efendi'nin yanına, bir daha bir baksın da söylesin şu definenin yerini bana. Şimdi Cevat Hanım, götüreyim götürmesine de. Benim de işim gücüm var, biliyor musun? Ne zaman gitsek ya? Hemen kardeş, hemen. Hemen mi? Mesela paraysa al. Yok. Ya hiç olur mu? Yok, olmaz. Olmaz. Vallahi bak, senin de emeğin var bu işte. Doğru diyorsun tabii. İyi bari. Şimdi o zaman şöyle yapalım Cevat Hanım. Ben şimdi kalkıp gideyim. O geçenlerde gittiğimiz ağaç altı vardı ya. Ha. Orada hocayı göreyim, onunla bir konuşayım. Tava getireyim onu, biliyor musun? Çünkü pek haz etmiyor kendisi böyle şeylerden. Sana bana bir saat sonra falan gelen, tamam. Allah senden razı olsun kardeş. Hadi göreyim seni. Tamam. Hadi gör bana, ben gireyim. Abdül, sen benim çayı Cevat amca'ya ver. Kolay gelsin. Hafız, ağaç da hazır. Tamam mı? Hafız, yemin ediyorum geliyor seninki. Hazırsın değil mi? Tamam mı? Sen önce şu benim hak ettiğim 100 lirayı ver bakalım. İyi be, iyi. Al. Allah bereket versin sen. Hadi tozun kaybol. Selamun aleyküm hocam. Ahmetoğlu Cevat. Evet, benim hocam. Aleyküm selam. Hocam, sizin için rahatsız ettiğimi herhalde. Biliyorum. Aradığın defineyi bulamamışsın. Bulamadım hocam. Bulamadın çünkü onlar yerini definenin değiştirmişler. Bundan haberim var. Onlar derken kim değiştirdi definenin yerini hocam? Onlar. Üç harfliler. Üç harfliler mi? Üç harfliler. Şey, yani cinler falan mı? Sakın isimlerini ağzına almayasın, çarpılırsın. Onlar definenin yerini değiştirmişler, bundan haberim var. Ondan bulamadım. Demek definenin yerini değiştirmişler ha. Ben de niye bulamadım diyordum. Şimdi suya bakmayacak mısınız hocam? Hayır. Definenin yeri bana daha önceden malum oldu. Malum mu oldu? Nerede hocam? Allah aşkına söyleyin. Senin evinin karşısında bir tane incir ağacı vardır, değil mi? İncir ağacı mı? Yok, hayır. Erik ağacı? Hayır. Elma? Hayır. Kestane? Hayır. Karpuz? Karpuz mu? Karpuz! Karpuzun ağacı mı olur hocam? Ay, seni sınamak için brefani, seni sual eyledim ki sınayayım diye. Karpuzun ağacı mı olurmuş? Ama bir ağaç vardır değil mi? Evet, var hocam. Hah, âlâ. Güzel. İşte o ağaca sırtını verip 300 adım cenup tarafına doğru sayacaksın. 300. adımın altını kazıp aradığın defineyi sonunda bulacaksın. Bu sefer şaşırmadım. Bu kat'i. Allah sizden razı olsun hocam. Allah ne muradınız varsa versin. Allah size iki cihanda nasıl... Tamam, tamam efendi. Selametle. Selametle. Lan Hafız, sen tiyatro artisti olacakmışsın, yanlış olmuşsun yemin ediyorum. Az kalsın ben bile inanıyordum cin hikayesine ha. Ne oldu lan? Sakın isimlerini ağzına almayasın, hafazan bak, çarpılırsın. Sen ciddisin. Ben onlardan korkarım Eren'le. Sakın onlar için tek kelam etmeyesin. Tövbe tövbe. İyi be, etmeyiz. Seninki hala koşuyor.
Aleykümselam. Altında at arabası var. Selamun aleyküm. Ya kabak. Kardeşim bak konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama olmuyor ya. Ya arabın eşeği gibi yükledin bütün nevaleyi üzerime gidiyorsun ya. Belime dün geceden beri bir ağrın yükseltti. Yoksa seni böyle yalnız bırakır mıydım Erender? Ha? Ha bak, bak hele. Rokofor peyniri aldaktıydı. Sen... Rokofor peyniri? Aldık kabak aldık. Zaten sayende 200 liranın 100 lirasını hacamal ettik. Abo. Kabak. Şu yanlıya doğru bir bak hele. Kim geliyor? Hocam. Hocam. Şükür sizi buldum hocam. Hayırdır evladım ne var? Defineyi buldum hocam. Ne? Ne? Tam söylediğiniz yeri kazdım. Dediğiniz gibi bir küp dolusu altın. Ağacın altında gömülüymüş. Min terahillallah. Hafız. İyi misin kardeşim? Ne oldu bana? Neresi burası? Hastanedesin. Vuruldun ya. Ha. Vuruldum değil mi? Ha ya. Ta öte taraflardan döndün. Öte tarafa gidip geldim Cemşir Efendi. Az kalsın Sırat Köprüsü'nden geçiyordum. Azıcık şu kadarcık kalmış idi. Yüce Rabbim daha yaşamam gerekiyor herhalde. Yaşattı. Heh, iyi ki öyle oldu. Bak seni bize bağışladı. Ramazan. Nerede? Ha, Ramazan nezarette. Nezarette mi? Azıcık daha yukarı kalk. Sağ olasın hemşire hanım. Oh, laftan anlamaz keçi Ramazan. Oh. Ben dedim silah hayda alamet değil dedim. Yapma dedim, söyledim. Şeytan doldurur dedim, bir işe yaramaz dedim. Dedim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Size vukuatla ilgili bazı sorular soracağız. Siz dışarı çıkar mısınız? Olur. Kabak, en iyisi ben dışarıda bekleyeyim ha. Adın? Kabak. Hafız. Şey şey ya. Yavuz Akdereli. Hangisi? Kabak Hafız. Seni kim vurdu? Şey edemedim ben yani. Silah kimin elindeydi? Ramazan'ın yuyu. İbrahim'in. Hangisi? Ya dedim ya hatırlamıyorum. Silah kimindi peki? Ramazan. O vakit Ramazan vurdu sen. Yık. İbrahim vurdu. Yık. Erenler böyle üstüme gelmeyin. Ben az önce Sırat Köprüsü'nden geldim buraya. Böyle üstüme gelirseniz benim halim nice olur. Hasbinallah. Bak kardeşim.
Şikayetçiysen suçluyu içeri alacağız. Yok, değilim. İkisinden de mi? İkisinden de. Ha, hatırladım. Tabanca böyle kendi kendine yere düşürdü. O sırada birden takla attı, patladı. Bana patladı. Emin misin? Eminim. Ne uğraşıyorsun o zaman bizi? İmzala şurayı. Ne o? Yerini mi yadırgadın lan sütü olanı? Pinti bekirlik etmeseydin, heder olmazdı arkadaşın. Sana bir şey diyeyim mi İbrahim? Hele ona bir şey olsun. O zaman senin o etlerini tek tek doğrayıp köpeklere yedirir miyim, yedirmiyor muyum? O zaman görün. Sana bir şey diyeyim mi? Çoktan ölmüştür o kokoroz arkadaşın. Ne diyorsun lan sen ha? Ne baksana lan? Hayır lan. Çıkın maskunu sorayım, sizi görmek ister. Sen gidebilirsin. Yaralı şikayetçi olmadı. Ama gözüm üstünde İbrahim. Eyvallah komiserim. Bir yanlış anlaşma olmuş işte. Yoksa Kodes'in gediklisi değiliz. Hani niyeti de bozmadık daha kafeste zıbarmak için. Çıkarın şunu. Sen ruhsatsız silah bulundurmanın suç olduğunu bilmiyor musun? Kusura kalma komiser baba. Ben bu İbrahim şerefsiz benim dükkanıma adadandı diye aldım bunu. Yoksam yemin ediyorum benim silahla neyim işim olmaz yani. Zaten pis bir icat biliyor musun? Benim kardeşim zaten bunun yüzünden hastane köşelerinde sefil oldu. Bu seferlik görmezden geliyorum bu meseleyi. Ama bir daha böyle bir vukuat olursa alırım içeri. Anladın mı? Allah razı olsun komiserim, sağ ol. Gidebilirsin. Kolay gelsin. Ya kızım. Ramazan. Oh şükürler olsun. İyi misin? Kurban oldum. Çok korktum Ramazan. Korkma, korkma geçti. Kabak nasıl oldu kurban oldu? Gel de kendi gözünle gör. Hadi gel gidelim. Demek Hafız uyandı ha? İyi iyi çok şükür. He ya hemencik de seni sormuş Cemşir anlattı. Yazıyor yazıyor yangını yazıyor meyhanede silahlar patladığını yazıyor yazıyor yazıyor. Gel buraya gel. Al bakalım. Bir bakayım bir tanesine. Gir lan. Bizimkinin haberi nerede acaba? Hafız. Kardeşim benim. Yavaş Ramazan öldüreceksin mi beni? Kusura kalma ya. Ya bunun şakası mı olur kardeş? Zaten ben bir an gittin zannettim biliyor musun? Ben sensiz seni bırakıp bir yere gider miyim de bakalım Ramazan. Anca beraber, anca beraber. Artık bütün dediklerimi yapacağına göre
Dediklerini işitmediğimi sanma sakın. Söz verdin. Sırat Köprüsü'nden senin için geldim Allah'ıma. Kardeşime bak ya, sen ne istiyorsan o. Yeter ki sen iyi ol, koluma doladım ya. Sözünden dönenin kaşı kırılsın kardeş. Ayıp edin. Yılmaz da, ya benim furulduğum yayılmış mıdır acep? Yayılmaz mı kardeş? Bütün hastalar sana yazıyor ya bana. Ver lafa güzel. Bak, meyhanede silahlar patladı. Önceki ayın gece saat 10 sularında çıkan vukuata bir tane kişinin, sen olayım bu, tabanca kurşunu ile yaralandığı bildirildi diyor. Senin işte bu. Böyle yazıyor. Ya, yaza yaza bunu mu yazmıştı? Ki yediğimiz mermiye değseydi bari. La oğlum adını yazmamışlar işte, daha ne istiyorsun? Eyvah! Ne oldu kız? Bak. Kara Hasanlı köyünde avukat. Meryem Şahin'in evi kundaklanarak yakıldı. Meryem Şahin olay yerinde can verdi. Hafız eniştemin anası ölmüş. Gel bakalım. Beğendin mi hediyeni? Bana Avrupa'dan getire getire bu makası mı getirdin? Yani ben ne yapacağım ki bunu? Karı mıyım ben? Ne mi yapacaksın? Sen vaziyetinin farkında değilsin herhalde. Hangi vaziyetim dayı? Bu vaziyetinin ulan! Aynalara dargın mısın? Şu çizmelere, külot pantolona... hele şu pala bıyıklara bak. Ne bu caka? Kılda keramet olsa berberlere nur yağardı. O bıyıklar derhal kesilecek. Şimdi anladın mı makasını için aldığımı? Dayı, dayı Allah'ını seversen. Sus! Ya şöyle. Neydi o Abdülhamit'in Arnavut tüfekçileri gibi? Hadi git gerisini berberde halletsinler. Hadi. Gülizar. Buyur. Lacivert takımlarımı çıkart. Zaloğlu. Bereket versin benim kabak. Tanıyamadım da bıyıkları şey sünnet ettirmişsin. Öyle oldu, kestik biliyor musun? Emir büyük yerden. Vay anasını. İyi, geç.
Ne getirdin? Rahi lan meze. Hayırdır, uzun zamandır gelmez oldun. Hafız. Ha. Benim sana bir işim düştü. Ne işiymiş o? Elci Cemşir'in kızı. Güllü. Lan Güllü'ye abayı mı yaktın yoksa? Taslamam öyle. Hafız. Ben alacağım o karıyı. Sen ciddisin ha? Ne sandın ya? Ocağına düştüm Hafız. Ben şimdi kalkıp dayıma gitsem beni azarlar biliyorsun. Ama Yasin Ağa'nın sözünü dinler ha? Anlaşıldı şimdi be benim kerrakesi. Yasin Ağa senin öl dediğin yerde ölür. Yalan mı? Hı, doğru. Doğru ya. Doğruysa artık üsyanı senin zekana kalmış ha? Benden sağ öğüt. Yasin Ağa ile aranı iyi tutmaya bak. Sen ne yapacaksın? Sana ne benden? Sen Yasin'le aranı iyi tutmaya bak, gözüne gir. Gerisini bana bırak. Kız Pakize, 5 dakika yerime baksana, Ela'ya gidip geleceğim. Bu kaçıncı Ela kız? Şuna Kemal'e gideceğim desene. Yok kız be. Vallahi ter bastı, elim yüzüm yıkayacağım. İyi hadi. Çekil önünden. Çekiliriz, çekiliriz. Acele etme. Dün anlayın akşam seni çarşının orada gördüm. Kimdi o yanındaki? Sana ne? Canım, bana ne? Bana ne de? Esi Gücenim doğrusu. Millete gelince şapur şupur. Bize gelince mi yarabbi şükür, he? Kızım, işine baksana. Hayret bir şey ya. Aç kardeşim, çekil ya. Sefalar getirdiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı vallahi. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi misiniz? Sağlığınıza duacıyız beyim. Siz yokken odanıza gözüm gibi baktım. Nasıl bıraktıysanız öyle. İyi. Zekai odasında mı? Odasında efendim. Oo, Muzaffer Bey. Nihayet bulabildiniz fabrikanın yolunu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yerinde olsam sitem edeceğime mutlu olurum azizim. Nedenmiş o? Fabrikaya fazla uğramıyorsam sana olan güvenimin bir ibaresidir bu, ondan. Bak şimdi, nasıl da zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. Ha, seninki buralarda dolanıyordu, az önce gitti. Kim? Ramazan mı? Hmm. Laf aramızda bıyıklar kesilince iyice çocuğa dönmüş. Esselamun aleyküm.
sabah şerifleri hayırlı olsun erenler. Aleykümselam. Muzaffer Bey, vaktin varsa hayırlı bir iş için geldim. Neymiş? Dün gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah Hafız Efendi Hazretleri. Hayır ki, ne hayır. Mehdi Resul Hazretleri'ni zuhur etmiş gördüm. Mehdi mi dediniz? Evet, öyle dedim. Ordularını toplamış, başına geçmişti. Yanında komutan olarak da kim duruyordu biliyor musunuz? Kim? Ramazan. Bizim Ramazan mı? Ta kendi. Ne dediğini kulaklarım duyuyor mu senin efendi? Mehdi adam bulamadı da bizim salak Ramazan'ı mı komutan tayin etti? Ulan siz adamı dinden imandan çıkarırsınız be. Öyle hemen celallenme efendi. Bak hala konuşuyor. Hadi defol git buradan. Defol! Ben de bu herif. Hafız efendi. Hafız efendi. Bir dakika durun efendim. Siz beyimin kusuruna bakmayın. Belli ki çok hayırlı bir rüya görmüşsünüz. Ne olur hemen gitmeyin. Buyurun benim misafirim olun. Ben artık Muzaffer Bey'in çiftliğine adımımı atmam. Böyle söylemeyin Hafız efendi. Muzaffer Bey yolunuza kurbanmış. Allah aşkına buyurun benim yağcı kahvemi iç. Madem Allah'ın adını aldınız. Demek Muzaffer Bey bizim kabağı azarladı ha? Azarladı tabii. Azarlamaz mı? Dolandırdığı yarım pabuçlardan sandı Muzaffer Bey'i. Ne yüz. Yasin aile ne konuşuyorlar acaba? Kabak rüya mı görmüş ne? Onu anlatıyordu. Dur ben öğrenirim şimdi. Kahve fincanlarını alacaktım. Kahve de tam istediğim gibi olmuştu. Ellerine sağlık ya. Rüyanızı anlatıyordunuz Hafız efendi. Ha evet. Dedim. Zaloğlu böyle karşımda yüksekçe bir yerde duruyordu. Birden gözlerinden boncuk boncuk damlalar boşalmaya başladı. Sual ettim. Evladım, nedir bu mahzun halin dedim. Niçin ağlıyorsun? Ne dedi? Zavallı başını hafifçe kaldırdı. Beni dedi. Dayım ve Yasin ağam serseri yerine koyuyorlar. Adamdan saymıyorlar. Aman efendim. Müsaade et. Affedersiniz. Derken gayetten buyurun Sadam. Allah seni inandırsın. Dağlar taşlar inim inim inlemeye. Haşfetullah'tan zangır zangır titremeye başladı her yer. Bir de dönüp ardıma bir baktım ki aksakallı göbeğinde yeşil yemyeşil hesaplara bürünmüş bir pürü fani. Allah'ım salli Allah. Hızır aleyhisselam olmasın. Aferin Yasin ağam. Bildin. Bana dönüp dedi ki Ramazan efendinin dayısını bul tevşir et ki zinhar vakit kaybetmeden Elci Cemşir'in kızı Güllü'yle ev versin. Tıpatıp bunları dedi. Var mı? Ne var mı efendi hazretleri? Elci Cemşir'in bu namda bir kızı var mı? Var galiba. Âlâ. Bana rakamlar verilmişti zâti. Cifir hesabıyla hesap edip çıkardımdı. Madem kızın adı da tutuyor. Hafız efendi, bir sual sormama müsaade eder misiniz? Elbette, elbette. Sor. Şimdi Hızır aleyhisselam bu rüyanızı Muzaffer Bey'e anlatmanızı buyurdu.
Siz bu rüyayı bana anlattınız. Peki, şimdi tılsım bozuldu mu? Sus gafil! Günaha giriyorsun ki! Hem de boyunla beraber. Tılsım ne demek? Allah'ın pür fani Hızır Aleyhisselam kulunun emri ilahileri tılsım mıdır ki bozulsun? Tövbe, istiğfar et! Hemen! Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bismillah. Ne oldu? Ne güzel oturuyordun. Bana müsaade. Allah oturanı sevmez Yasin Ağa. Bu meseleyi Muzaffer Ağa'yla bir şekilde halledin ki Zat-ı Kibriya'nın emri ilahileri yerine getirirsin. Size söyleyeceğim son söz de budur. Hiç meyak buyurmayın. Bunu Muzaffer Bey'e bizzat kendim anlatacağım. Kız. Ay, az kalsın gülmekten geberecektim ha. Kabak büyüle değil ya bizimkini. Niye? Rüyasında mı görmüşmüş ne? Hızır Aleyhisselam güya Zaloğlu'nu hemen evlendirin diyormuş. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Bizim Zaloğlu'nu mu? Kimle evlendireceklermiş? Elçi Cemşir yok mu? Muzaffer Bey'e ırgat toplayan hani. Ha, bildin. Onun bir kızı varmış, Güllü diye onunla. Abo.